Ben her okuyup yazan insanların Filistin konusunda asgari birkaç sayfayı dolduracak doğru bilgi sahibi olmasını ve Filistin dediğimiz o coğrafyada Filistinli dediklerimiz, yani Filistinli diye bir ırk yok. Belki milattan önce Filistler denilen bir topluluk var ama kaybolmuş. Ancak bu Filistinli kimliği oradaki Müslüman çok farklı aslında. Araplar, Türkler, başka milletlerden Müslümanların ortak kimliğidir Filistinli olmak. Haliyle bu İslam dünyasının her tarafında bu şekliyle bilinmesi. Yani Filistinli diye bir ırk yok. Filistinli o coğrafyadaki Müslümanların ortak kimliği, haliyle Asya'nın en ücra köşesinden Amerika kıtasındaki bir avuç Müslümanlara kadar bunun böyle bilinmesi. İkincisi, Filistin konusu sadece bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin konusu gibidir aslında. Bu bütün Türk tarihi, özellikle Türk İslam tarihinde ben şöyle bir kronolojik olarak baktığımda, hocam 400 yıl dediği Osmanlı. Evet. Ama bunun Evet. öncesinde 250 yıl Memlüklü var, Evet. Eyyubiler Doğru. var, Selçuklular var, Harzemşahlar var. Evet. Daha öncesinde Tolunoğulları ve İşitler var. Ben bunları topladığımda 768 yıl bilfiil Türklerin idare ettiği bir şehirdir Kudüs ve çevresi ve Türkler için o kadar değerlidir ki Memlüklüler de herhangi bir sultan tahttan indiğinde veya vefat ettiğinde çoğunun vasiyeti Kudüs'e defnedilmektir. İslam ansiklopedisindeki Kudüs maddesini okuduğumuzda burada 150 kadar vakıf eserinin yaklaşık 80 kadarının Memlükler zamandan Memlükler. kalma olduğu, tabii en büyük vakıf eserleri Osmanlılardan kalma. Kudüs'e Haçlılar girdiğinde Kudüs'ten iki kişi sağ çıkıyor. Birisi ikisi yani Fatımi Vali İftiharuddevle ile yanındaki koruması. Onun dışında şehirdeki halkın tamamı öldürülüyor. Kudüs çok acılar çekti. Eğer bugün Kudüslüye, Filistinliye birisi eziyet edecekse en son Yahudiler olması lazım. Yahudilerin bir başka, özellikle o coğrafyadaki insanlara eziyet etmesini insan aklı hiçbir hesap kitap kabul etmiyor. Çünkü dünyada her zaman zulüm gördüğünü iddia eden, gören Yahudilerin kalkıp kendilerine tarihin bütün dönemlerinde el uzatmış Müslümanların oradaki bir çekirdeğine, bir nüvesine bu zulmü yapmasının hiçbir akılla izahı yok. Ve Türkiye, yani bizim Filistin'e ilgimiz sadece merak değil, o tarihi bir Tabii ki. sorumluluk. Ve Elbette. Filistin, hakikaten hocamın dediği gibi, Türkler için Kerbela neyse, yani Kerbela'yı nice mezhep kavgalarında yakıp yıkmışlar, yerle bir etmişlerdir. Türkler hep gelip orayı ihya etmişlerdir. Filistin'i ihya etmişlerdir. Filistin bizim için vazgeçilemez bir konu. Ama biz bir eksiğimiz var. Bu Filistin davasını, nasıl ki hocam 106 ülkede Diyanet'in temsilciliği var diyor, dünyadaki birçok Müslüman kendi günceliyle uğraşıyor. Azıcık kafasını kaldırıp bir okusa, gerçekten devletlerin başındaki insanlar İsrail'e hep bir ağızdan ne yapıyorsun sen? Aynen Çin'in Uygur ve diğer Müslümanlara yaptığı zulüm gibi. Ne yapıyorsun sen? Seninle bizim şu kadar ilişkimiz var. Var. Kardeşim, bunlar bizim Müslüman kardeşimiz demesi gerekiyor. Şu mübarek Ramazan günde Yahudi, ben çok da böyle Yahudilik duygusuyla hareket ettiklerini de düşünmüyorum. Yani bugün İsrail'de yaşayan yaklaşık 4 milyon Yahudi olarak ifade edilen insanların birçoğu hiç tarihlerinde o bölgede yaşamamış, başka soylardan, başka ırklardan insanların Yahudi kimliğiyle gelip oraya yurt edinmeleri, her yıl Rusya'dan 10 binin üzerinde, Fransa'dan 10 bin üzerinde Yahudi kimlikli gelip oraya yurt ediniyor. Oradaki insanlar 1000 yıldır yaşayan, belki daha çok uzun süredir yaşayan insanları evinden, yurdundan ediyor. Dünyada böyle bir zulüm yok. Buna hiç kimse katlanamaz, bunu hiç kimse kabul edemez. Ama Filistinli konusu maalesef yalnızlaştırılarak ve Evet. burada da Filistinlerin arkasında en büyük güç hep Türkiye oldu ve olmakta zorunda.